Merhabalar Fatma Hanım, anne yemeklerine hoş geldiniz. Evet, bugün güzel hazır yufkadan kol böreği yapmaya çalışacağız. Bir tane yumurtamı buraya kırdım. Bunu güzel bir çırpayım. Malzemeleri saymıyorum. Sıvı yağım var. Hani tek tek saymadım. Yaparken söyleyeceğim. Bir su bardağına yakın sıvı yağım var. Bir su bardağına yakın sütüm var. Klasik yemek kaşıkları ile 2 yemek kaşığı yoğurdum var. Ve 1 yemek kaşığı kadar elma sirkem var. Bunları güzelce bir karıştırıyoruz. Sosumuzu iyice karıştırdık. Burada da böyle normal salamur peynirim vardı. Sparta'dan, memleketten yapıp getirdim. Onu suda biraz beklettim ama tuzlu olduğu için tuz ilave etmeyeceğim, ama peyniriniz tuzsuzsa siz ilave edin. Ve kaşar peyniri ve kendi yaptığım toz biberimi şimdi bir karıştırayım. İstiyorsanız maydanoz da zaman zaman doğruyorum ama şu an evde yok. Siz doğrayabilirsiniz. Evet, şimdi artık yufkamın bir tanesini şöyle tezgaha açıyorum. Mesela 3 yufkadan yapıyorsanız bu sos ölçüsünü azaltabilirsiniz çay bardağı kullanarak. Daha fazla yapıyorsanız su bardağının ölçüsünü artırabilirsiniz. Şöyle şimdi güzelce her yerine süreceğim. Ya da önce kesip sonra sosu size sürebilirsiniz. Bu tercih size kalmış bir şey. Şöyle. Şimdi her yerine artık bu sosu süreceğim. Şöyle güzelce. Hamurla yaptığım börek tariflerim de var. Böyle tepsi böreklerim çok güzel. Bakıp yapabilirsiniz. Ve şimdi bu harcımdan bunu kıymalı yapın, ıspanaklı yapın, patatesli yapın. Nasıl istiyorsanız, iç harcı size kalmış bir şey. Ona göre yapabilirsiniz. Ve hafif kenarlarından şöyle kıvırarak şöyle yapıyoruz. Şöyle çok sıkı, çok gevşek olmayacak şekilde şöyle getiriyoruz. Ve şöyle şöyle yapıp bunu tepsime alıyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsim var. Onu aldım. Şimdi aynı şekilde yine ona da sosumu her yerine süreceğim. Şöyle. Yine malzememi hafif şuradan yer bırakarak şöyle rulo yapabilecek şekilde yayıyorum. Yanlarında biraz boşluk bırakıyorum. Şöyle katlayıp şöyle artık yavaş yavaş sarıyoruz ve gene şöyle çevirttirerek yapıp tepsime koyuyorum. Şimdi diğer yufkamı yine açıyorum. Yufkamız tabi belli bir yerden alıyoruz sürekli. Bir bayan yapıyor. Oradan alıyoruz. İşte yırtık olmayan ya da parçalanmayanları almaya vermeye çalışıyorlar. Marketlerden aldığımız zaman yırtık çıkabiliyor. Ve ortadan yine şöyle önce kesiyoruz. Dediğim gibi ister sosu sürüp kesin, ister sostan önce kesin. Ve hazırladığınız sosu şöyle her yere gelecek şekilde sürüyoruz. Yoğurtla sirke biliyorsunuz biraz kıyırlık veriyor. O yüzden katıyoruz. Sirke ve yoğurt katma şeyimiz o. Sütle sıvıya hem pişmesini hem kızarmasını, yoğurt da öyle,
Hem de iç harcının yumuşak olması, dışının kıyır kıyır olmasını sağlıyor. Yine aynı şekilde şöyle. Gerçekten ıspanaklı da çok harika oluyor. Kıymalı, ıspanaklı. Yine şöyle yapıyoruz. Ve yavaş yavaş sararak şöyle. Şöyle yapıyoruz. Artık diğer yufkalarımızı da aynı işlemi uygulayacağız. Evet, artık son yufkalarımızı yapıyoruz. Şöyle aynı şekilde yine kestik ortadan yufkamızı. Sosumuzu sürdük. Malzemeyi koyduk ve şöyle hemen tepsime bırakıyorum. En son şunu da yapayım. Kiloda 5 tane yufka çıkıyor biliyorsunuz. 5 yufkayı da yapıyoruz. Ve bunu da yaptıktan sonra şöyle yine aynı şekilde yapıyorum. Yaklaşık 10 tane çıkıyor. Şurayı şöyle bir sileyim artık. Ve bu kalan sosumuzdan üzerine sürüyoruz. Fırınımı çalıştırdım. Hemen şu sostan süreyim. Şöyle. Çörek yapıtı, susam, bunları istiyorsanız üzerlerine yapabilirsiniz. Ama bugün ben sade yapacağım. Çünkü evde bunların hiçbiri yok. Ama böyle de çok güzel oluyor. Sıcacık pazar kahvaltılarına, hafta sonlarına. Bu aniden gelene bile yapabileceğiniz güzel bir kolay tarif. Evde genelde yoğurt, süt oluyor biliyorsunuz. Yumurta, peynir. Yufkayı alıp hemen bu işlemi yapabiliriz. Şöyle. Şimdi sıcayan 200 derecelik fırına bunları, böreklerimizi gönderiyorum. Nar gibi kızarsınlar. Evet, artık böreklerimiz nar gibi kızardılar. Maşallah, subhanallah. Şimdi fırından alıyoruz. Evet, böreğimi alıyorum artık. Şimdi bismillah şöyle. Ve diğer hemen alan dar olduğu için diğer böreklerime yine sosumu sürdüm. Fırına gönderiyorum. Onlar kızarırken ben yine eski sistem hemen alışmışım artık, böyle yapıyorum. Ve hemen bir bez örtüyorum. Bir 5-10 dakika bekledikten sonra böreklerimiz hazır olacak. Evet, artık böreklerimiz hazır. Şöyle göstereyim. Bakın, dışı kıyır kıyır, içi yumuşacık. Muhteşem bir lezzet. Altları da pişti. Şöyle göstereyim. Artık şimdi böreklerimizi alıyoruz. İster böyle bıçakla, ister mutfakta bulunan makaslarımız var biliyorsunuz. Mutfakta kullanılan. Onlarla kesip servis yaparken ben şöyle göstermek istiyorum ve böyle bitiriyorum. Allah Teala hepimize yapmayı ve yemeği nasip etsin diyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.